des choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon appel quand tu veux ta belle. Je serai à l'hôtel dans un nuage de fumée. Je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter la rampée. Regarde-moi dans les yeux et je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle les souvenirs d'Amérique. Lumière kardeşler takvim 1895 yılını gösterdiğinde Paris kentinde ilk sinema gösterimini yaparlar. Ve Fransız insanına bu yeni sanatı ilk deneyimleme fırsatını adeta bahşederler. Lumière kardeşler ile temelleri atılan bu yeni sanat, Pathé kardeşler ile tecimsel bir boyut kazanacak. Kendisi bir illüzyonist olan Georges Méliès ile birlikte kurgusal öykülü anlatımın temelleri atılacaktır. Sinemanın bu bebeklik döneminde her bakımdan ilklerde imzası bulunan Fransız sineması için özgünlüğü, farklılığı, tarzı, yaratıcılığı, üretkenliği, kimliği ve yenilikleriyle altın yumurtlayan bir sinema tanımı yapmak pek yanlış olmaz. Sinematografın keşfinden bu yana dünya sinema tarihi içinde önemli bir yere sahip olan Fransız sineması, geçmişten günümüze yerini daha da sağlamlaştırırken, bu süreçte dünya sinemasına sayısız yenilik sunmuş, 7. sanatın gelişimine ve değişimine her daim öncülük etmiştir. Deluc'tan Jean Vigo'ya, Bresson'a, yüzlerce yetenekli yönetmeni bünyesinde barındıran Fransız sineması, en yenilikçi ve en etkileyici işlerin yapılacağı yeni bir döneme girer. Sinemanın klasik anlatı yapısına karşı tepki duyan bir grup genç sinemacının eleştirileri ve sonrasında yaptığı filmleriyle oluşturduğu modern Fransız sinemasının başlangıcı olarak kabul edilen Nouvelle Vague, Türkçesiyle Yeni Dalga. Fransız sineması, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında dünya sinema sektöründeki pazarını kaybederek Amerika'ya kaptırdığı, gerilediği bir dönemde İtalyan yeni gerçekçiliğinin yarattığı havanın etkisiyle doğar Yeni Dalga. Yeni Dalga'nın yönetmenleri, Fransa'nın edebi kaynaklarının temelinde ilerleyen anlatı sinemasına ve Hollywood'un büyük stüdyolardan çıkan pahalı teknolojilerin yardımıyla çekilen ucuz ve ideolojik filmlerine karşın Amerikan sinemasının nitelikli filmlerini izlemeyi tercih ettiler ve sonrasında izledikleri bu filmler üzerine tartıştılar, düşündüler, elbette yazdılar. Yeni dalga akımı, gerek oluşturduğu sinema dili, gerekse diğer ülke sinemalarına örnek olması adına hareketin yaygınlaşması noktasında sinema tarihinde farklı bir kapının açılmasına öncülük eder. Elbette, yeni dalga akımının dinamikleri farklı olan pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bunlardan belki de en önemlisi mesleği bir yazar olan André Malraux'un Kültür Bakanlığı'nın başına getirilmesidir. Dümeni ele aldıktan sonra devlet sinemayı denetlemek için değil, ona hizmet için vardır mottosuyla hareket eden Malraux bu görüşü çerçevesinde 1959 yılında Film Yardım Yasası'nı çıkarır. Bu sayede filmlere maddi katkının sağlanması ile ekonomik açıdan film yapımı kolaylaşacaktır. Yeni dalganın oluşmasına önemli bir role sahip olan diğer bir unsur da 1951 yılında André Bazin ve Jacques Donnel gibi kuramcılar tarafından kurulan Cahiers du Cinéma isimli dergidir. André Bazin'in kuramı ve fikirleri öncülüğünde kurulan Cahiers du Cinéma'da sinema yazarlığı yapan Jean-Luc Godard, Truffaut, Claude Chabrol, Truffaut gibi yeni dalga sinemacılar Fransız sinematekinde izledikleri filmler hakkında eleştirel ve kuramsal yazılar yayınlamaya başladılar. Fransız yeni dalgasında diğer sinema akımlarının yanı sıra kuramcılar ve uygulamacılar birbirinden farklı kişilerden oluşuyordu. Yeni dalga yönetmenleri sinemada bir dönüşme ihtiyaç olduğunu öngördüler. Toplumsal nesnellik yerine bireyin içselliğini, onun değerlerini, doğru ve yanlışlarını kadraja almak istediler. Bireyselliğin öneminin artması ve bellek deneyimi kullanımlarının yoğunlaşmasıyla birlikte kamera nihayet stüdyodan çıkıp ait olduğu yere, yeniden sokaklara döner. Sesin küçük mikrofonlarla kaydedilmesi, hareketli ve elde taşınabilir kameraların kullanılması, filmlerde yıldızların değil çoğunlukla yönetmenin kişisel olarak tanıdığı amatör oyuncuların oynatılması, doğaçlamanın film yaratım sürecinde artan önemi, bireyselleşme amacına hizmet eden özellikler olarak sıralanabilir.
Bu ortaklıklar maliyetleri azaltmanın yanı sıra yeni sinemasal tekniklerin keşfini de mümkün kılmıştır. Yeni dalga sinema akımının getirdiği en önemli yenilik, eleştiri açıdan anlam yaratma sorumluluğunun tümünün yönetmende olduğu, yani otör yönetmen anlayışının benimsenmesidir. Bu anlayış ile filmlerde kişisel dışa vurum ön plana alınmıştır. Godard başta olmak üzere yeni dalgacı biçim, akımın yönetmenleri arasında hızlıca yayıldı. Bretschian anlatımdan da yararlanan bu anlatı stili, senaryoyu epizotlara bölüp, bu epizotları da seyircinin fark etmeyeceği bir biçimde birbirlerine düğümledi. Öte yandan otörler, karakterlerin izleyicisine hitap etmesini, şarkı söylemesini, rolünün ve anlatı akışının dışına çıkmasını sağlayarak dramatik devamlılığı parçaladılar. Yeni dalga sinemacıları bir filmi düşünürken ilk olarak öyküyü düşünmüyorlardı. Onlara göre filmlerde olaylar kronolojik olarak ilerlememeliydi. Aynı hayatta olduğu gibi ani olaylar, planlanmadık şeyler olmalıydı. Bunun yanı sıra elips düzeltme adı verilen tekniği sıkça kullandılar. Oyuncuların ve kameranın yaptığı hataları sıçramalı bir şekilde keserek çarpıcı görseller yaratırken seyircinin izlediği şeyin bir film olduğunun ve filmin yalnızca gerçekliğin bir replikası olduğunun bilincinde olmasını istediler. Bu da izleyiciyi sanat yapıtının yapısını araştırmaya zorlayarak yapıtın içeriğiyle doğrudan ilişkiden yabancılaştırıp içeriğin biçiminin aracılığı olmadan da var olabileceğine dair her türlü varsayımdan uzaklaştırarak izleyiciyi yaratan ve çevreleyen toplumsal ve psikolojik gerçekler hakkında da daha fazla şey öğrenebileceği bir araç olarak kullandılar.